Paris saldırılarının beyni olduğuna inanılan Abdülhamid Ebayut, Brüksel'in Molenbeek semtinde büyümüş. Paris'te bir restoranın önünde kendini havaya uçuran İbrahim Abdülselam, Molenbeek'teki bu barın sahibiydi. Saldırganlar arasında bulunan erkek kardeşi Salih ise polis tarafından aranıyor. İstihbarat uzmanları Molenbeek bölgesini radikal İslamcıların arka bahçesi olarak niteliyor une Molenbeek terk edilmiş bir mahalle. Burada radikal bir grup yaşıyor. Çok büyük bir grup değil ama gerçek. 20 hatta 30 yıldır burada yaşıyorlar. Radikal dincilerin sadece Belçika'daki değil, Avrupa'daki liderleri de Molenbeek'e yerleşti. Polis Molenbeek'te çok sayıda eve baskın düzenledi. Mahalle sakinleri dört koldan kuşatma altında olduklarını söylüyor. Gençleri takip etmemiz gerek. Kafalarından neler geçiyor bilmiyorum. 2001'de Afganistan'daki Taliban karşıtı komutan Ahmet Şah Mesud'u öldüren militanlar da Molenbeek'te bir süre yaşamış. 2004'te Madrid'deki tren saldırılarının faillerinden biri de yine Molenbeek'te oturmuş. 2014'te Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne düzenlenen saldırıda 4 kişi ölmüştü. Saldırının faili de bir süre Molenbeek'te kalmış. Son olarak geçtiğimiz Ağustos'ta Paris'e giden trende saldırı girişiminde bulunan Eyüp El de aynı semtte yaşamış. Saldırı girişimi trendeki Amerikalı askerler tarafından engellenmişti. Belgium has a huge problem. Belçika'da radikalleşme sorunu giderek büyüyor. Çok sayıda Belçika vatandaşı IŞİD ve El Nusra'ya katıldı. Uzman Sajjan Gohel, teröristlerin Avrupa'daki Schengen politikasından yararlandığını söylüyor. We are seeing a... Belçika ve Fransa arasında gelişen bir terör bağı görüyoruz. Bu bağ IŞİD tarafından kullanılıyor. Belçika Dışişleri Bakanı, ülkesinin terörle mücadelenin zayıf halkası mı olduğu sorusuyla karşılaştı. Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Biz güçlü bir halkayız ve teröristlerle çok etkin mücadele etmeye çalışıyoruz. Yetkililer çok sayıda terör saldırısını önlediklerini söylüyor. Ancak radikal gruplara karşı daha sert önlemler alması için Avrupa Birliği'nin kalbi sayılan Belçika üzerindeki baskı giderek artıyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington.